Sevgili seyirciler, şimdi Almanya'ya gidiyor ve sözü Almanya'daki arkadaşımız Adil Palta'ya bırakıyoruz. Adil Palta'nın bu haftaki konuğu Almanya'nın en büyük döner firmalarından birisi olan Birsat'ın yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman. Sevgili izleyenlerimiz, Avrupa'nın genç ve başarılı iş adamlarımızdan Birtat'ın yönetim kurulu başkanı Cihan Karaman yanımızda. Onunla 2016'nın değerlendirmesini yapacağız. Merhabalar. Merhabalar Adil Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Her zamanki gibi yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Hatta 8, 10, 12, 16 saat bile yetmiyor herhalde size. Evet, doğru, her zamanki gibi biliyorsunuz. Sabah saat 5'te kalkıyoruz, akşam saat 9-10'a kadar işimizin başındayız. Evet. Çeşitli ülkeleri geziyorsun bu arada. Hatırlatalım seyircilerimize. Geçen sene de konuşmuştuk aynı şekilde. 12 ülkede ürünlerinizi bir şekilde veriyorsunuz. Birtat'ın müşterilerine bir şekilde hizmetinizi sunmaya devam ediyorsunuz. Evet, Avrupa'nın birçok noktasında varız yani. İşte İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Finlandiya vesaire, işte Avrupa'nın her tarafında varız. Bugünkü konumuz özellikle 2016'yı değerlendirelim dedik. 2017'nin de hedefleri nelerdir? Birtat için neler yapacaksınız? Önümüzdeki hedeflerinizi bir seyircilerimize anlatalım. Öncelikle 2016 nasıl geçti? İstediğiniz gibi geçti mi? Evet, 2016 çok başarılı geçti. 2016'nın başlarında, 2015'in sonlarında yapmış olduğumuz varsayımlara göre 3 milyon kişiye aylık ulaşabiliyorduk. Yani 3 milyon kişi aylık bizim dönerimizi tadıyordu. 2016'nın sonlarında bu rakamı 4,5 milyona ulaştırabildik. Önümüzdeki zaman içinde 2017'nin sonlarına doğru bunu 5-5,5 milyon diye hedefliyoruz. Şirket içinde birçok değişimler olmuştur. Özellikle IT dalında, yani bilişimci arkadaşlarımız falan geldi. Yenilikler var mı Birtat'ta? Evet, kendi bünyemizde şu an IT'ci arkadaşlarımız var. Birsoft diye yeni bir Birtat'a ait yeni bir bilgisayar programı yazdı arkadaşlarımız. Şu an zaten şirket bünyemizde çalışıyorlar. 3 kişilik bir grup çalışması. 3 tane arkadaştan oluşan bir ekipman bunlar. İşte komple etin girişinden, işte üretim aşamasından müşteriye varış noktasına kadar komple kendimize ait bir IT sistemi hazırladılar. Bu da tabii bizim için mutlu bir sonuç, mutlu bir başarı. Buradan da arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar olsun. Veysel Bey, grup başkanımız, işte o IT şefimize, Veysel Bey'e de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bu arada en çok satış yaptığınız, yani yenilik yapılan yerlerden bir tanesi de İtalya oldu herhalde. Onu bir açabilir miyiz seyircilerimize? İtalya'dan yani yeni ülkelerden diyelim. Yani yaklaşık 2000'in başlarından beri zaten İtalya'da varız. Yalnız geçtiğimiz 2016 yılında İtalya'da daha da büyük bir başarı elde ettik. Bu sadece tabii İtalya'yla sınırlanmadı. Dediğim gibi Avrupa'nın birçok noktasında şu an varız. Olmayan noktalara da bize ulaşıp müşteri adaylarına buradan döner gönderebiliriz tabii. Sen Avrupa'daki genç ve başarılı iş adamlarımızdan bir tanesisin. Tavsiye eder misin yeni girişimcilere, yeni iş yapmak isteyen insanlara neler tavsiye edersin? Hani işlerini yapmaları açısından. Yani döner çok ciddi bir potansiyeli olan bir ürün. Birçok franchise ürünlerini işte ardında bırakarak döner gerçekten ciddi anlamda çok güzel yerlere ulaştı. Yani son 20 seneyi baz alarak bu konuşmayı aslında yapmak istiyorum. 20 seneyi geri düşündüğümüz zaman döneri bir, işte daha önceki görüşmelerimize de ben bunu dile getirmiştim. Yaşlı bir Avrupalıya döneri yedirmek zordu ama bugün işte 70 yaşındaki bir dede, 70 yaşındaki bir nene veya işte daha yaş itibariyle daha yaşlı olan da bir dede, bir nene torunuyla beraber bir döner dükkanına gidip bir tane döner lütfen diyebiliyor. Bu da tabii ki döner adına çok güzel bir ilerleme. Bu konuda ciddi anlamda kendimizle gurur duyuyorum. Döner sektörüyle gurur duyuyorum. Genç girişimlere tavsiyem ne olabilir? Biraz daha hijyenik anlamda, biraz daha güzel, biraz daha temiz,
biraz daha ciddi anlamda çalışarak biraz daha güzel şeyler elde etmek bizim elimizde. Evet Cihan Bey, bu arada seyircilerimizi fazla bekletmeyelim. Geçen yıl yani 2016'da neler yapmışız beraber, hangi sosyal projeleri imzalatmışız, onları bir birlikte izleyelim. Ne dersin? Evet, izleyelim. Birçok yerde sosyal faaliyetlerde var olmaya çalışıyoruz. Bize nerede destek isteniliyorsa biz varız. Bundan sonra da olacağız. Burada hemen kısaca Avrupa'nın en önemli konuşulan şeylerinden bir tanesi de helal et. Evet. Yani buna tabii siz de özen gösteriyorsunuz. Bunu bir kısaca açıklayabilir miyiz seyircilerimize? Tabii ki helal bizim için çok önemli bir hususiyet. Biz çalıştığımız et şirketlerinin, kesimhanelerin hepsinin helal sertifikalı olmasına çok ve çok önem veriyoruz. Ve çalıştığımız şirketlerin istisnasız hepsi helal sertifikalı şirketlerimiz. Yani kesimhanelerin hepsinin helal belgeleri, helal sertifikaları bizde mevcuttur. İsteyen müşterilerimize de tabii gönderiyoruz. Evet, 300. bölüm geçti. Neler söyleyeceksin Gülbahar Hanım'a buradan, vizyon programına ve kamera önü veya arkasındaki arkadaşlarımıza? Evet Adil Bey, bu konuda güzel bir konuya değindiniz. Gülbahar Hanım'a kucak dolusu selamlar. Tabii bu bir ekip çalışması. Vizyon programı sonuç olarak kamera önü değil, kamera arkası, işte sestir, kameradır, montajıdır vesairedir. Yani onlarca insanın emek verdiği bir çalışma. Buradan bütün arkadaşlara kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Demin de sizin de bahsettiğiniz gibi zaten hafta sonu beraber İstanbul'dayız. Orada arkadaşlarımızla bizzat tanışacağız, birlikteyiz. Evet, bu arada tabii sizin de burada emeklerinizi göz ardı etmemek gerekiyor. Çok uzun zamandır sizle beraber çalışıyoruz. Size de burada teşekkür ediyorum. Size de başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Cihan Bey. ATV'ye de kucak dolusu selamlar. Sonuç olarak ATV programı tabii bunları gerçekleştiriyor. Avrupa'da en çok izlenen kanallardan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Efendim. İyi akşamlar, selamlar, saygılar.